gençler, yeni videoda karşınızdayım. Bugün Amiş'lere gideceğiz. Organik ürünler alacağız. Organik ürünler, daha önce çekmiştim bir iki video. İşte domates, biber, tereyağı, ıvır zıvır bir sürü şey gidip alabiliyorsunuz. Fiyatları normal fiyat, çok ucuz da değil, çok pahalı da değil ama kendi dalından gidip koparıyorsunuz. Güzel oluyor, temiz oluyor. Biz hep birlikte bakalım neler alacağız arkadaşlar. Amiş köyüne yine alışveriş yapmaya gidiyoruz. Yoldayız. Şu an bir Amiş arabası, at arabası. İki tane bayan sürüyor. Görüyorsunuz. Burası şehirde. Şu an kasabadayız. Normal insanların oturduğu kasabadayız. Şu an gördüğünüz kadar arabalar falan filan var. Az ileride, bir 5 dakika ileride. Hatta şu an GPS'te kaç diyor? 9 dakika diyor. İleride onların oturdukları mahallelere ulaşmış olacağız. Orada yine alışverişimizi yapacağız. Nebraska'dan selamlar diyelim. Şu an Kansas'a doğru giderken yolumuzun üstünde bir Amiş kasabasında rastladık. Hani burada bir meyve sebze ya da et ürünleri, süt ürünleri var mıdır diye durduk. Ama maalesef yokmuş. Adamların koyunları falan var. Ben de şu etrafı size çekeyim dedim. Adamlar da hani evler nelere benziyor. Bunlar gerçekten çok lüks bir Amişler. Normalde teknoloji kullanmayan yani bir Hristiyan mezhebi midir, artık tarikatı mıdır nedir bilmiyorum. Mesela bunların paytonlarıdır. Bunların kocaman büyük iri atları var. Bunlarla seyahat ederler. Otomobile falan binmezler, trene binmezler, uçağa binmezler. Evlerinde elektrik, belediyeden su falan yoktur. Genelde hepsi hayvancılık ve tarımcılık yaparlar. Tamamen hayatlarını bu şekilde geçindirirler. Şehirden çok uzaklarda yaşarlar. Devletten hiçbir sosyal hizmet almazlar. Yani hastane, işte postane, yol, köprü, okul hiçbirinden faydalanmazlar. O yüzden elektrik, su, sular da yoktur ve vergi ödemezler, askerlik yapmazlar. Yani aslında Amerika'da yaşamıyorlar gibi sayılırlar. Şimdi burada hayvancılık yapıyorlar. Teknoloji kullanmıyorlar ama şunlar artık nedir? Şuradaki bir sürü tarım aletleri var. Onlar artık nedir tam bilemiyorum. Kullanıyorlar mı, kullanmıyorlar mı? Tam bilemeyeceğim. Bu aile gördüğünüz gibi tamamen şey yapıyor. Hayvancılık yapıyor. Şurada domuz yavrular var bir sürü. Şurada da bir tane kocaman hamile domuz var. Galiba. Adamların evinde dozer var. Yani çok ilginci bir zaten girerken merak ettim acaba burası Amiş mi değil miydi tam anlayamadım. Çünkü adamların evinde kocaman bir sürü dozerler falan filan var. Onlar teknoloji kullanmıyor, dozer kullanıyor. Yani biraz şey yaptık yani tam emin olamadık. Şu evlerin önündeki faytonu görünce de dedik herhalde burasıdır. Ondan sonra girmeye karar verdik. Şimdi adamların şurası evleri. Şurası şöyle adamların kendi evleri. Burası anladığım kadarıyla ahırları. Çok basit her şeyler. Hayatlar aşırı derece basit. Yani sadece 4 tane duvar olan, üstünde bir tane çatısı olan bir yer. Onlar için ev. Dediğim gibi su kullanmıyorlar. Tulumbalar oluyor hepsinin evinin önünde. Ve evlerin içinde mutfağın içerisinde bir tane daha tulumbalar oluyor. İşte orada bulaşıkları falan yıkıyorlar. Evlerin içerisinde hiç girmedim. Yalnız hiç teklif de etmedim. O da var. Yani daha önce biraz düşünmüştüm. Yani acaba evinizin içerisinde video çekebilir miyim diye. Yani çok adamlar hani spoil etmemek için öyle bir teklifte bulunmadım. Ama dışarıda çekmeme izin veriyorlar. Yani birkaç defa sordum. Hepsine izin verdiler. Şimdi bu adamların arabası demiştim. Onun sonra elbiselerinden bahsediyorum. Elbiseleri Amiş diye yazarsanız Google'a böyle klasik onların şeyleri çıkar bir resimleri. Mavi bir bezden yapılma elbiseler vardır. Tüm bayanlar aynı elbise giyer. Erkekler siyah kumaştan elbise giyer. Erkeklerin şapkası vardır. Bayanların böyle kafasının bir kısmını kapattıkları böyle bir küçük bir tane bir bez parçası var böyle. Çok aşırı basit yani her şey giyinmeleri, yiyecekleri, içecekleri, evleri, hayatları tamamen yani en basit seviyede hayatları var.
Bunlar biraz modern, bakın şurada. Adam çamaşır makinesini bir şekilde modifiye etmiş, çalışır hale getirmiş galiba. Çamaşır makinesi kullanıyor bunlar. Bunlar biraz artık bozulmuş amişler bunlar. Evet, burası adamların bahçeleri. Devam ediyoruz. Şurada güzel bir adam çiçek bahçesi yapmış. Şunlar evleri. Klasik amiş evleri. Elektrik, su, belediyenin hiçbir şeyi yok. Burası da amişlerin işte elbiseleri falan filan. Burası da işte onların az önce gösterdim at arabalar. Şurada tarım aletleri var, bakın görüyorsunuz. Değişik tarım aletleri var şurada. Çok eski. Thank you so much. Köpek! Burası dediğim gibi şunlar elbiseleri. Dışarıda elbiselerini kurdular ve hep aynı renk elbise giyiyor hepsi. Farklı elbiseler giymiyorlar. Yani böyle sanki komünist sistem gibi. Ayrıca zaten bayanı da görmüşsünüzdür. Onları giyiyorlar hep. Evet, şu an Amiş köyündeyiz. Yani bir tane evindeyiz. Şu an Amişlerin atları. Bunlar normal atların yaklaşık 1,5 katı kadar büyük yani. Bunun bir daha büyükleri var. Ayakları şu paçalarında kıllar var böyle. Bunlar biraz daha uzun sanki. Bunlar biraz daha kısa ama böyle iri bunlar. İşte bunlar da klasik Amişlerin işte ahırları ve şunları da faytonları. Bunlar da Amişlerin faytonları. İşte değişik. Şunlar herhalde kış havalarında, karlı, buzlu havalarda kullandıkları şeyler. Bunlar da açık havada kullandıkları. Sadece bunlarla seyahat ediyorlar. Atları işte buraya bağlayıp normal bizim at arabaları eskiden bilmiyorum, şu an köylerde, kasabalarda var mıdır bilmiyorum. İşte bunlar gayet sıradan, basit. Sadece koltuğu var siyah. Başka hiçbir şey yok. Çok aşırı derecede sade. Merhaba arkadaşlar. Şu an Amişlerden aldığımız sütlerden bazı ürünler yaptık. Onları göstereyim dedim. Şu an çökelek yaptık. Peynir falan filan da yaptık. Onları şu an bekliyor ama şu an bu hazır tadı çok güzel. İçerisinde siyah şeyler koyduk. Nanodu, çörek otu koyduk. Harika oldu tadı. Bu da sütün ham hali. Bunu buzluklara koyduk. Bir sürü vardı çünkü çok fazla aldık. 5-6 galon aldık. Bunun gibi 5-6 tane aldık. Buzdolabına sığmadığı için. Buzluğa koyup tekrar çıkarabiliyorsunuz. Şurası gördüğünüz, bakın şurası sadece yağ kısmı sapsarı. Şurası beyaz. Aşırı yağlı çıktı. Zaten daha önce de biliyordum. Almıştık. Çok yağlıydı. Bakarsanız şöyle. Sapsarı içi. Sütü o kadar yağlı ki bazen böyle hani çok yağlı sevmeyen bir adam içemeyebiliyor. Çok aşırı yağlı gerçekten. Müthiş tereyağı oluyor. Tereyağı böyle sapsarı bir tereyağı çıkıyor. Yani şundan daha böyle koyu, turuncuya yakın bir sarı tereyağı oluyor. Müthiş bir şey. Göstereyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Eyvallah arkadaşlar.